Evet, bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha bir akşam üzeri programımızda, bir öğleden sonra programımızda pek alışık değiliz. Biz sabahları sizlerle birlikte olmaya alıştık. Bir sabah, özür dilerim, akşam üzeri programında daha sizlerle birlikteyiz. Uzaktan yapıyoruz hala bunu ama bundan böyle biraz daha yakını da gelme ihtimallerimiz var. Yani stüdyodan da yapma durumumuz var. Ve daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi canlı yayın aracımızla ilçelerimizden, çeşitli bölgelerden de bu programı yapmaya çalışacağız, yapacağız ya da. Efendim, bugün 22 Şubat 2021 Pazartesi. Tarihe baktım bilgisayarın üzerinde. Tabii ki korona virüs, yeni tip koronavirüsle alakalı salgın ya da pandemi riski hala devam ediyor. Ülkemizde bu riski hala yaşıyor. Ama bu riskin tamamen ortadan kalkması için savaş veren ve bu uğurda işte sağlığı ekonomiden daha çok düşündüğü noktasında görevden alınır ya da alındığını düşündüğünüz, tahmin ettiğiniz Sayın Ali Birliği artık Sağlık Bakanı değil. 2019 yılının ortasından beri bakanlığı Sayın Ali Birliği ve en uzun süre görevde kalan sağlık bakanlarından da biri oldu. En uzun süre görevde kalan sağlık bakanlarından bir diğeri Ahmet Kaşif, Perşembe günü sabah yine benim programımda Kanal T ekranlarında konuğumuz olacak. Elbette ki sağlığı konuşacağız. Bugün de programımızın girişinde sağlığı konuşuyoruz. Sizlerin de yorumlarını tabii ki bekliyoruz. Yan tarafımda bir bilgisayar daha var. Ondan da yorumları alırım siz gönderirseniz. Yani aslında buradan da alabiliriz. Ama söylediğim gibi bizim için önemli olan sağlığımız mı, ekonomi mi? Bunu tartışmıyoruz biz. Çünkü bu tartışmaya girdiğimiz zaman işin içerisinden çıkamadığımız oluyor. Neden çıkamıyoruz işin içerisinden? Çünkü sağlıkla ekonomiyi birbirine düşürüyoruz. Sağlıkla ekonomiyi birbirine düşürmememiz gerekiyor. Benim düşüncem böyle. Çünkü sağlıkla ekonomiyi eğer birbirine düşürürsek, inanıyorum ki hepimiz birlikte kaybederiz. Çünkü hem sağlığı hem ekonomiyi birlikte düşünelim istiyorum veya aslında uluslararası birçok analizde daha çok bu konuşuluyor, daha çok bu tavsiye ediliyor. Sağlığı ve ekonomiyi birlikte götürebilmek. İngiltere'den örnek verelim. İngiltere'de iş yerlerinin birçoğuna bir program hazırlandı. Hatta tümüne, şirketlere. Ve dendi ki devlet sizin işçilerinizin %80, çalışanların maaşını %80 ödeyecek. Siz işe gitmeyeceksiniz. %80 maaş ödemek maaşta kesinti %20 yapıldı anlamına gelmemeli. Çünkü o %20 zaten o işçi işe gitmiş olsaydı yol parası olarak gidecekti. Dolayısıyla yol parasını kestiler ve herkese zaten alacakları maaşı verdiler, parayı verdiler. Biz bunu yapamadık. Neden yapamadık? Biraz önce mecliste ana muhalefet lideri konuşurken başbakanla atıştılar. Başbakan çok sinirlendi ve "Gelmedi yol, gelmedi, gelmedi, gelmedi" diye bağırdı. Neydi gelmeyen? Türkiye'den para geldi. Onun için o 1500 lirayı veremediler. Sözleri de tutamadılar. Önümüzdeki günlerde başbakan tekrar Türkiye'ye gidecek ve o paralar gelir mi gelmez mi, protokol imzalanır mı imzalanmaz mı, bu konu tam bir keşmekeşe dönmüş durumda. Ciddi bir halkla ilişkiler ve basınla ilişkiler eksikliği var bence o konuda. Tam açıklanamadı çünkü kimse bilmiyor ne kadar para geldiğini, ne kadar para gittiğini. Kimse de söyleyemiyor. Bir takım kesimler korkuyor Türkiye bize para vermedi demeye.
veya veremedi demeye. Bir takım kesimler de korkuyor, sanki Türkiye'yi suçlarmış gibi duruma düşecek diye. Ve haliyle kimse gerçeği anlatamıyor kimseye. Biz de böyle asılı kalıyor, bekliyoruz. Efendim, bir sağlık meselesine geri dönelim. Yaklaşık bir saat konuşacağız. Bu bir saat içerisinde ilk konumuz bu. Ali Birliği önce sağlık dedi. Biz öyle tahmin ediyoruz. Ama hani İngiltere olmadığımız için, yani mutlaka bir şekilde açılım gerekiyordu. Bir şekilde ekonominin çarklarının dönmesi gerekiyordu. Ve bu ekonominin çarklarının dönmesine Ali Pilli bir miktar engel oluyordu denilerek, bizim çalışma tempomuzu Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı öyle demiş. Bizim çalışma şeyimize, uslubumuza ve tempomuza ve birlikteliğimize zarar veriyor dedi Ali Pilli. Öyle görevden alındı deniyor. Ve sonuçta gitti şey, ne diyorlar, Sayın Ali Pilli. Ve yerine Sayın Ünal Üstel geldi. Şimdi eğer önce ekonomi deyip sağlığı göz ardı etmek, yani insan hareketliliğini çoğaltarak bunun sonucunda bulaş riskini yukarıya çekmek bizi nereye götürecek? Eğer bulaş artar, üçüncü dalga denen dalga bize vurursa, gemi ortadan hıyar gibi kopacak ve hepimiz beraber içinde batacağız. Bu sağlık açısından bütün toplumun bedel ödemesi demektir. Peki ne yapmak gerekiyor? Evet, ekonominin çarkları bir miktar dönecek. Evet, vatandaşlar maksimum seviyede koronavirüs tedbirlerine bireysel olarak uyacaklar. Ama bu tam gevşeme anlamına gelmeyecek. Çünkü tam gevşemenin en büyük sıkıntısı hepimizin topluca gemiyle birlikte suya gömülmemizdir. Ama bunun bir de siyasi tarafı var. Bu bedeli de Ünal Üstel ve Ersan Saner ödemek zorunda kalacaklar. O zaman ne yapmak lazım? Tamam, Ali Pilli Bakanlar Kurulu'nda sizinle uyuşamıyordu. Ama lütfen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çalışmalarına devam etsin. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de artık bir miktar ekonominin nasıl daha çok çalışabileceğini, ama tedbirlerle, ama kısıt bir takım koronavirüs salgınını yaymayacak, yayması düşük hareketlerle nasıl yapılacağına onlar da karar versinler. Ama şimdi eğer müsteşar da görevden alınır Ali Çaygür ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi dağılır, yeniden müsteşar atanır ve yeni müsteşar toplantılara hakim oluncaya kadar biz üçüncü dalgayı yersek, o hıyar ya da hıyara benzeyen gemi ortadan kesilir. Bu yüzden çok dikkatli davranmak zorundayız. Hem siyaseten, ama daha da önemlisi sağlık açısından dibelikte mahvolmayla ayağım der Doğancılılar. Dibelikte mahvolmamak adına mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapmamız gerekecek. Bu bir şeylerde tamam, Ali Pilli sizinle çalışamıyordu, ama lütfen en azından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin, zaten hepsi partili, zaten hepsi UVP'li, bir sıkıntı da yok ki, o alışılagelmiş bela konumuzdur. Bu konuya eminim hükümetimiz de, eminim Sağlık Bakanlığımız da bundan sonrasına dikkat çekecek, bundan sonrası için daha dikkatli davranacak diye düşünmek istiyorum. Evet, Ali Pilli
çok büyük bir siyasi krize sebep oldu mu? Oldu. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nde eğer yakın bir zamanda Mart ayı içerisinde olağanüstü kongre yapılacaksa dengeler değişir. Ancak dünden bugüne o saman alevi şeklinde parlayan büyük alev bugün tamamen söndü. Yani ilk başta öyle bir alev çıkmıştı ki ben ülkenin yarısının yanabileceğine kanaat getirmiştim. Ama Sayın Ali Pilli'nin davranışı, gerekse Ulusal Birlik Partililerin Sayın Ali Pilli'nin bazı açıklamaları sonrasındaki oturmaları, o heyecanı, o galeyanı bir miktar aşağıya çekti diye düşünüyorum. Ve bu konuda Sayın Ali Pilli bir kez daha adamlığını gösterdi diye düşünüyorum. Çünkü Sayın Ali Pilli dün akşam o açıklamaları yapmamış olsaydı, birkaç tane ahbabına da yürüyün be refikler de korkmayın deseydi, bugün meclis önünde de 200 kişi, 2000 kişi çok rahat toplanabilirdi. Hatta daha fazlası da. Dün akşam Güzelyurt'ta yıkıcı bir takım buluşmalar olabilirdi, kırıcı bir takım buluşmalar olabilirdi. Ama bence Ali Pilli bakanlığı süresince, vekilliği süresince, doktorluğu süresince gösterdiği abiliği, ahbaplığı, kardeşliği, adamlığı bir kez daha gösterdi. İlk başta kendisi de biraz sinirliydi ama yatıştı. Bugün mecliste bizi yine güldürdü, çıktı ve dedi Sayın Başbakan ama bir programda sen benim için dedi uyudun dedi parlamentoda sorusunu da sordu. Cevap verdi mi başbakan vermedi mi bilmiyorum takip edemedim çok fazla ama sonuç itibariyle Ali Pilli artık siyaset hayatımızın İngilizlerin deyişiyle front bench'inden yani ön koltuklarından ön sıralardan backbench'e geçti. Artık bir milletvekili olarak Ulusal Birlik Partisi'nde görev yapacak. Ama şu bir kesindir. Siyaseten Ali Pilli yıpranmadı. Siyaseten Ali Pilli yıldız oldu. Siyaseten yıpranan bir Ersan Saner var şu anda piyasada. Ama yakın bir gelecekte Sayın Ersan Saner'in de bu yıpranmışlığının ters dönmesi olasılığı çok yüksektir. Çünkü Kıbrıslıların hafızası oldukça zayıftır. Biz hemen unutuyoruz. Kaldı ki bir Ulusal Birlik Partisi kültürü söz konusudur. Son hafta Ulusal Birlik Partililer mutlaka son birkaç hafta özellikle son bir gece, bir iki gece mutlaka toparlanır ve maçı idare edip her seçimde olduğu gibi ya birinci ya da ikinci sırada genellikle birinci sırada seçimi tamamlarlar. Efendim ama siyaset biraz tabii ki gerildi. Şimdi Mart'ta olağanüstü kurultay olur mu? Sanmıyorum ama Ulusal Birlik Partileri bunun kararını verecek. Sayın Zorlu Töre adaylardan bir tanesi, genel başkan adayım dedi. Sayın Faiz Sucuoğlu adaylardan bir tanesi, o da adayım dedi. Sayın Faiz Sucuoğlu Mart'ta dedi, Sayın Zorlu Töre Haziran'da dedi, Sayın Ersan Saner Ekim'de dedi UBP kurultayını. Sonuç itibariyle Ekim'e kadar Sayın Ersan Saner'in toparlama ihtimali de var. Toparlanıp gitme hatta seçime bile girememe ihtimali söz konusudur. Neye bağlı olarak? Koronaya bağlı olarak. Çünkü Ali Pilli'yi görevden almasaydım bu kadar patlamazdık ihtimali söz konusudur. Yani elbette ki bu riski almak zorundadır Sayın Başbakan ekonominin bir miktar dönmesi için. Ama bunu halka nasıl anlatacağı doğrusu benim de çok büyük bir heyecanla beklediğim bir konudur. Çünkü yarın Allah göstermeye bulaş sayısı artarsa, üçüncü dalga denen olay olursa biraz önce söylediğim gibi bunun hesabını siyaseten Sayın Ersan Saner'in verebileceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü birçok kişi
Senin yüzünden oldu diyecekler. Ali Pilli'yi görevden almasaydın bak ne güzel idare ederdi maçı. Mutlaka diyecekler. Ali Pilli giderken bazı laflar söyledi ki ikinci konu olarak onu tartışmak istiyorum. Benim çok dikkatimi çekti ikinci konu. Yani birincisi kendi gidişidir, ikinci konu bugün söyledikleridir. Kimsenin cebine çalışmadık. Menfaat sağlamadık kimseye diyor. Ve hiçbir zümreye. Siz bundan ne anlıyorsunuz? Lütfen bana yazar mısınız? Evet, ben şahsen 17 bin öğrenci işinden çok ama çok rahatsızım diyor Hasan Aysal. 17 bin öğrenci, bunları kimse idare edemeyecek. Kendi başlarına gelecekler. Olan gene halka olacak. Pazar günü garantiden çıkacağım ve şehre gitmem lazım. Çin'den izin alayım diyor Salih Taşkın, yaradana kul. Abi polisten izin al, polisten kaymakamlıktan izin al. Pazar günü çünkü çıkacağım garantinadan. Yani polis seni durdurursa ben karantinadaydım de Efkoşa'ya gel abi. Evet, sorular da gelmeye başladı tabii ki. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hasan Aysal'a, Salih Taşkın Yaradan Okul'a ve Oktay Beyaztaş'a tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Evet efendim, ben sevgili Oktay, Salih Taşkın ve Hasan Aysal size de soruyorum. Siz izliyorsunuz şu anda. Biz kimsenin cebine çalışmadık. Kimseye menfaat sağlamadık. Hiçbir zümreye de menfaat sağlamadık derken Ali Pilli ne demek istedi? Ben bu söylemlerinden şunu anlıyorum. Bu ülkede bazı zümrelere çıkar sağlamak, bazı kişilerin cebine çalışmak ve bazı siyasetçilerin kendi ceplerine çalışması demek ki bir kültürdür, bir gelenektir. Ve Ali Pilli bu kültür ve geleneğe uymadığını belirtiyor. Bu bana göre korkunç bir itiraftır aslında. Korkunç bir itiraftır. Yani demek ki bizim ülkemizde siyaset yapanlar, bakan koltuğuna oturanlar, başbakanlık yapanlar bazı zümrelere çalışıyorlar. Bazı zümrelerin menfaatleriyle ilgileniyorlar. Buna İngilizler corruption der. Ve corruption aslında üçüncü dünya ülkelerinin, üçüncü dünya demokrasilerinin acı kaderidir ki bu bizim de acı kaderimiz. Çok acı bir kader ve bizim de ikinci konumuz. Keşke ben de Sayın Ali Pilli'ye meclis kürsüsünden bu soruyu sorabilseydim. Keşke ona en azından değeri sevmeyen gazeteci olarak bunu sormanın bir anlamı yok. Çünkü cevap vermeyecek size. Ya ben öyle demek istemedim. Ne olur özellikle daha çok da kilo aldık mesela. Ne ayrıldım ne gözücüklerle falan diye geçiştirecekler. Ama kimi kastettin Ali Bey? Kimsenin cebine çalışmadık derken ne demek istedin diye sorabilir bizler. Evet, koltuk giderken söylemek bir mana ifade etmez bunu diyor Salih Taşkın Yaradan Akul. Bence de haklıdır. Bence de çok haklıdır. Koltuktan giderken bunu söylememek lazımdı. Demek ki birilerinin cebine çalışanlar var diyor Oktay Beyaztaş. Aynen. Ve Hasan Aysal da kurulu düzene uyamadı Ali Bey. Öyle olunca arada onu yediler diyor. Gerçekten üzülüyorum. Ali Pilli bu konuda bombayı ortaya bırakıp gitti. Bir gün karşılaşırsak, önümüzdeki haftalarda ben de konuk etmek isterim Ali Bey'i. Mutlaka sabah programında veya bir gün akşam programında Amorfa'ya giderek portakalların içinde konuşurum. Çünkü artık rahattır Ali Bey, bakan değil. Nevzat Alkan, şunu açıkça açıklarsanız memnun olacağım. Can Altay meclis başkanı seçilemeyince bakan olacak dendi ve bakan oldu.
Derviş Eroğlu ailesinin üzerinde mi gücü çok, Türkiye üzerinden mi gücü çok? Hayır, Derviş Eroğlu'nun Ulusal Birlik Partisi üzerinde gücü elbette çok fazladır ama bunu illaki Resmi Hanım'ın babası olmasına bağlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani Derviş Bey 80 yaşını geçmiştir, Resmi Hanım 60'ına yaklaşmıştır bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu insanlar son derece yetişkin, siyasette ne kadar Derviş Bey'in tecrübesi varsa Resmi Hanım'ın da o kadar tecrübesi vardır bana göre. Çünkü çocuk yaşlardan, genç yaşlardan itibaren, çok genç yaşlardan itibaren 14-15 yaşından beridir babasıyla birlikte koşuyor, Ulusal Birlik Partisi'nin peşinde koşuyor. En fazla meclis başkanlığını hak eden isimlerden biridir aslında kıdeme bakarsanız. En eskilerdendir Resmi Hanım bu partinin içerisinde. Ve bunu her yerde her zaman söyledim. Ben bir UBP'li olmuş olsaydım, Eroğlu soyadını taşıyan, ki Can Altay'dır esas soyadı Resmi Hanım'ın, Eroğlu babasının soyadıdır. Ama Eroğlu'nun, yani Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nun, 3. Cumhurbaşkanı'nın bir evladına bakanlık veya meclis başkanlığını hak etmesi ayrı bir yana, ona vermelerini ben yanlış bulmuyorum. İşte her şeyi de Eroğlu ailesine, ama bunlar da utanmazlar diye konuşanlar var. Ne oldu yani bugüne kadar Eroğlu ailesine? Derviş Bey'in dışında Resmi Hanım geçen dönem bakan mıydı? Bir önceki dönem bakan mıydı? Değildi. Resmi Hanım'ın ilk bakanlığıdır bu. Meclis başkanlığını gazeteci olarak en çok destekleyenlerden biriyim. Neden? Çünkü antropoz bir erkek kabine görüntüsü var. Antropoz hepsi. 55-65 yaş arasında veya 55-70 yaş arasında erkekler topluluğu, aralarında bütün dünyadan kalkmış bıyık bırakanlar var. Bu bıyıklı, bu affedersiniz gıllı kadro içerisinde, bekel kadro içerisinde, evet erkeklerin bir pozitif kadın ayrımcılığı yapması ve meclis başkanının, en azından cumhurbaşkanının, başbakanın ve 10 tane bakanın erkek olduğu bir ülkede kadın olmasını çok desteklerim ve bu açıdan da Resmi Hanım'ın hakkı olduğu konusunda hiçbir şikayetim olmadı. Şu anda da herhangi bir UBP'linin Eroğlu ismine saygısızlık ederek bunlar da her şey isterler demesini doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü 1975 yılında kurulan Ulusal Birlik Partisi'ne en uzun süre genel başkanlık yapan, bu ülkeye en uzun süre başbakanlık yapan ve hala Ulusal Birlik Partisi için bir nefer gibi çalışan Derviş Eroğlu'nun kızına bunu vermek onurlandırmaktır aynı zamanda. Ha, hak ettiği de o ayrı bir meseledir. Teknik olarak bayındırlıkla ulaştırma işi değildi, o tamamen ayrı bir meseledir. Çünkü teknik olarak şu anda başbakan mimardır. Başbakan yardımcısı ekonomi bakanı ilahiyatçıdır. Maliye bakanı sivil savunma memuru. Ekonomi Bakanı ilahiyatçı, Maliye Bakanı sivil savunmacı. Eğitim Bakanı maliyeci, Öğretmen Tarım Bakanıdır, Doktor Çalışma Bakanıdır. Diş hekimi de Sağlık Bakanı yapıldı. Allah'a şükür sağlıkçıdır. En azından onun mesleki, ama yani hiç gerek yok. Mehmet Uçaner kardeşim diyor ki Ali Pilli'ye uymadı bu siyaset. Çok dürüstü. Osman Berkelkar Osmanoğlu Londra'dan selamlar abim. Arap saç oldu kakatecenin içi maalesef demiş. Evet, yeni programın hayırlı olsun diyor Atı Cangil. Koltuk kara tomobile bineyim da boş ver çıkayım biraz konuşma yapayım da sus kaç ay daha. Anlamadım abi. Evet. Bu ülkeye bu başbakanı kaldırmaz. Demin meclisi izliyorum. Başbakanı soru bombardımanı tuttular. Çok yetersizdi. Serada bir demedi deme gerçekten ülke her geçen gün maddi manevi kaosa gidiyor diyor Oktay Beyaztaş kardeşim. Allah herkese iyilik versin. Ama bu konuyu konuşalım, bu konuyu tartışalım. Resmiye Can Altay konusu bana göre Resmiye Can Altay Bakanlığı kesinlikle hak ediyor. Bu ayrı bir mesele, bu ayrı bir konu. Herkesin kişisel
görüşü bu konuda elbette ki farklı olmak zorundadır. Ama ben UBP'liysem Meral Erol'una, Derviş Erol'una bu partiye hizmetleri nedeniyle sabahtan akşama kadar teşekkür ederim. Eğer UBP'liysem aynı şekilde Hüseyin Özgür'üne, aynı şekilde İrsen Küçük'ün ailesine, her zaman için Çağatay ailesine, ki sevgili Erek Çağatay şu anda Halkın Partisi'ndedir. O da ayrı bir mesele ama bunlar olağan şeylerdi. Rolf Denktaş'a aynı şekilde, oğluna, torununa. Çünkü Ulusal Birlik Partisi için emek verdiler. Efendim Ulusal Birlik Partisi'nden ayrıldılar daha sonra. O da onların siyasi tercihi değil. Sağlıkla, selametle güle güle gitsinler. Birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Birbirimizi severek ve birbirimizi sayarak siyasi düşüncelerimize de her zaman, her şeyden ve herkesten fazla saygı ve sevgi göstererek bence çok daha ciddi başarılara, çok daha ciddi noktalara geliriz. Bu konuda bir paylaşım vardı bugün, okudum. Onu sizlere de inşallah bulurum. Bir bakayım, önümde bilgisayar var ama Twitter'a girmem lazım. Ali Babacan'ındı sanıyorum. Hemen bakıyorum. Müsaadenizle bu arada bekletiyorum sizleri. Search kısmına da Ali Babacan diyorum. Ali Babacan eski Ekonomi Bakanı, Türkiye Maliye Bakanı ve tabii ki şu anda başka bir partiden, biliyorsunuz kendi partisi var, Deva Partisi Genel Başkanı. Ali Babacan'ın bugün müydü paylaştığı, evet şöyle bir cümle. Kimse bizden hamaset ve hakaret beklemesin. Sığ tartışmalarla ülkeyi kutuplaştırmaya çalışanlardan olmayacağız. Tüm bu kavgaya ve çatışmacı dile inat, hep birlikte milletimizi dinleyerek el ele ülkemiz için çalışıyoruz dedi. Evet, yani şu anda bence bizim en güzel söyleyebileceğimiz ve yapmamız gereken, üstelik içinde bulunduğumuz zavallı ekonomik durumda batmış halde ve koronadan korkar bir haldeyken ve korona tehlikemiz, riskimiz varken birbirimize hamaset ve hakaretle saldırmanın, sığ tartışmalarla ülkeyi kutuplaştırmaya çalışmanın bir anlamı olmadığı inancındayım. Bu konuda uğraşanlar var, bu konuyu buraya çekmeye çalışanlar var. Ama benim hem başbakandan, hem cumhurbaşkanından, hem bütün bakanlardan en büyük, en önemli ricam bu konuda uzlaşıyı tıpkı Babacan'ın söylediği gibi başarabilmektir diye düşünüyorum. Ayşe Güner Mertcan Londra'dan selamlar. Ayşe Hanım merhaba. O hasta koyun yüklü geminin akıbeti ne oldu? Bilginiz var mı Londra'dan Güner Bey? Yok, bilgim yok hasta koyun yüklü geminin akıbetiyle ilgili. Ama bize bir 5000 boyunla ilgili bir bilgi gelmişti, geliyor demişlerdi. Sağda fırtınalar kopuyor dedi Fethi Akıncı. Fethi abim ellerinden öpüyorum, günaydın. Evet, Fethi abimin de söylediği sağda fırtınalar kopuyor. Şu anda Ulusal Birlik Partisi'nde bir fırtınacık var. O konuya da değinelim. Sonra devam edeceğiz. Devam edeceğiz ekonomik örgütlerimizin Türkiye ziyaretinin benim kafamda yarattığı soru şekline de bakacağız ama Fethi abinin söylediğine bir bakalım. Sağda fırtına doğrudur. Şu anda Yeniden Doğuş Partisi'nde Nisan ayı yani yaklaşık 1,5 ay sonra bir kurultay olacak ve Erhan Arıklı kurucu genel başkan ve şu andaki genel başkan ile genel sekreter Bertan Zaroğlu yarışacak. İki arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Genel sekreter ve genel başkan yarışıyorlar. Bugün partinin genel merkezinin yanından geçtim. Şeyi merak ettim. O kadar çok birbirlerini bombardımana tutmuşlar. O kadar çok yeraltı teşkilat işleriyle uğraşıyorlar ki aynı binada mı dedim genel başkanla genel sekreter acaba yoksa tamamen küstüler. Şimdi o kadar çok küs bir görüntü söz konusu ki gerek Erhan Bey gerek Bertan Bey yaptıkları açıklamalarda bunu aslında reddediyorlar. Bizim bir sorunumuz yok. Çevredeki bazı vatandaşlardır diyor veya bazı yandaşlardır bize bunu yaptıran. Yani biz bir şey demiyoruz birbirimize falan diyor ama olmuyor. Yine de çok fazla keskin açıklamalar söz konusu. Bertan Bey
henüz bir şey söylemedi ama Erhan Bey kaybedersem ayrılırım dedi partiden. Aslında bunu söylemesinin maksadı ben iddialıyım, ben kesin kazanırım anlamındadır ama ben kaybedersem ayrılırım demek Yeniden Doğuş Partisi'nin karpuz şeklinde ikiye bölünmede değil asfalta vurulup poş diye patlaması anlamına da gelebilir. Yeniden Doğuş Partisi bundan zarar görür. Ulusal Birlik Partisi de bir miktar belki çekirdek yani kemik demir askerlerini kaybetmez ama Ulusal Birlik Partisi'ne muhafazakarlık adına sempati duyanların bir miktar Ulusal Birlik Partisi'nden ciddi şekilde kayabilecekleri söz konusudur. Demokrat Parti'ye gelince Demokrat Parti de sıkıntılı çünkü Demokrat Parti iki bakanlık aldı yeni hükümette ve o iki bakanlığın altını doldurmakta veya onlara kalan bazı kurumlara atamalar yapmakta çok ciddi sıkıntılar yaşıyor kendi içinde. Çünkü bir yanda Sayın Serdar Denktaş var, bir yanda Fikri Ataoğlu var. Aralarının açık olduğu söyleniyor. Dedikodu yapmak gibi olmasın. Bir yanda da Demokrat Parti'de ayrı bir güç olan aslında Rauf Denktaş var. Sayın Serdar Denktaş'ın oğlu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde oldukça öne çıkan bir isimdi. Öne çıkarılan da bir isimdi veya nasıl isterseniz söyleyin ama ortada bir kabak gibi yarılma, karpuz gibi yarılma Demokrat Parti'de de söz konusu. Peki bunun başka ne tür bir olumsuz etkisi var ki? Biraz sonra bu konuya da aslında ayrıca değineceğim. Çünkü bugün bana göre Kıbrıs konusuyla ilgili, Kıbrıs konusunu pek fazla tartışmak istemem ama Kıbrıs konusuyla ilgili de sıkıntılar var. Ses bozuk geliyor dedi Mustafa Gül. Bakalım ses bozuk mu geliyor? Yarılma, karpuz gibi yarılma. Demokrat Parti'de de söz konusu. Bana karpuz gibi gelmedi, bozuk gelmedi. Uzun lafın kısası 1974 TC diyor Salih Taşkın Yaradan Akul. Ben bu ekranda bu ifadeyi kullanamam. TC şeyinden sonra diyor yaşananlar normal Ayşe'nin tatilini bitirip evine dönmeden düzelmez bence. Biz bu Salih Taşkın Yaradan Akul'un görüşü böyle. Erhan Arıklı %80 ile kurultayı alırım diyor. Herkes de Berkan Zaroğlu kazanır diyor. Bu da Nevzat Alkan'ın yaptığı tahminler. Keşke bizde de bu tür tahminler bet şirketlerine girse. 1'e 2 falan filan 2'ye 1 bilmiyorum. Sayın Nevzat Alkan ama ilginç bir yorum. Tabii ki sonucu görmeden bu şekilde tahmin yapmak pek doğru değil. Ama gelelim Kıbrıs meselesine. Şimdi sağ kanadın özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve partisi UBP'nin Kıbrıs'ta egemen eşit iki devletli çözüm önerisi söz konusu. Saygı duyuyoruz. Bu görüşe en fazla destek olabilecek olan partiler çok ciddi şekilde sıkıntılı. Bunun tam karşısında duran CTP ve TDP'de herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Halkın Partisi bir üçüncü yolu tercih ediyor. CTP ve TDP'nin dışında ve UBP ile YDP'nin ve Demokrat Parti'nin aslında bu konudaki görüşünü de doğrusu çok merak ediyorum. O ayrı bir mesele ama Sayın Kudret Özersay yarın sabah 08.50'de yine Kanal T'de bu ekranda konuğum olacak, stüdyo konuğumuz olacak. Yarınki programımızı stüdyoda tabii ki yapacağız. Bunu da Sayın Özersay'a yarın sabah mutlaka gündem içerisindeki bölümlerle birlikte sorarız. Efendim, egemen eşit iki devletli çözüm. Yani güneyde Kıbrıs Rum Devleti, kuzeyde de Kıbrıs Türk Devleti. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Adı da öyle olacak. KTC. Öyle söyleyenler, telaffuz edenler var. Fuat Oktay da son gelişinde 2-3 kez belki dili sürçtü diyeceksiniz ama böyle söyledi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi eğer siz bir devletseniz, Türkiye ile de eşit bir devlet oluyorsunuz, değil mi? Yani evet Türkiye'ye
ana vatan gözüyle bakıyoruz. Evet, Türkiye olmasaydı şu anda sadece galiba 6.700 tane aşımız olacaktı. Bu da 3.350 kişinin aşılanması demekti. Biz 80 bin aşı geldi Türkiye'den ve şu anda 50 bine yakın insanın neredeyse ikinci aşıları da tamamlanmış veya tamamlanacak durumdadır. Bugün de söyleyelim, Sayın Ali Çaygür'ün çok önemli bir projesi vardı ve bitti bitiyordu. Ben onun bilgisini önceden öğrenmiştim. Bir program hazırlandı, çok güzel bir program. Size SMS'ten telefonunuza aşı sıranız kaydoluyorsunuz ve size aşı sıranız geliyor SMS'inize. Gidip o aşı sırasını gösterip SMS'inizle sıraya girebiliyorsunuz. Sayın Ali Çaygür'ün ben görevini pandemi süresinin sonuna kadar devam ettirmesi gönüllülerinden biriyim. Bu konuda en başta gelen konu. Çünkü aşıyı düzene koyacak bir elektronik program. Neyse, eğer eşit devletseniz, iki eşit devlet demek cumhurbaşkanı ile, işte başbakanın başbakan ile, dışişleri bakanının dışişleri bakanı ile, savunma bakanının varsa savunma bakanımız ile, ekonomi bakanının ekonomi bakanı ile, bir büyükelçinin bir büyükelçiyle denk olması demektir. Mütekabiliyet denir buna diplomaside. Bir ülkenin, evet, bir ülkenin ekonomik örgütlerinin bir başka ülkenin cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkan yardımcısı ile görüşmeye gitmesi doğru bir olay mıdır? Bunu sanmıyorum. Hiç tahmin etmiyorum. Sayın Ülker Fahri, sevgili Ülker Fahri'nin bu konuda çok güzel bir sorusu var, geçen gün sorduğu, paylaşım yaptığı. Aynen okuyayım sizlere de. Kendi ülke yöneticilerinden ümidi kesip Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan medet umanlar, ülkesinden ezik haller, dedi Ülker Fahri. Facebook'ta 19 Şubat günü paylaştı, bunu yaptı. Ekonomik örgütler platformunda bir heyet TC Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gidiyormuş. Sonra da bizi aşağılarlar diye şikayet ediyoruz. Sonsuza dek kaka TC, diyor Ülker Fahri. Şimdi haksız mı Ülker Ali sizce? Haksız mı? Yani tamam, bizim çok özel bir ilişkimiz var. Ama bu ilişkiyi neden bu şekilde sürdürüyoruz? Neden siyasi çözümlerden bir tanesinin doğrudan Türkiye'ye bağlanmak olduğunu Zolotöre dışında kimse bugüne kadar savunmadı? Neden mertçe çıkıp bunu söylemiyoruz ki? Hani bence çözümlerden bir tanesi de budur. Göndersinler bir tane aklı başında vali. Biraz bize de uygun olsun. Yani hafif Konyacı'yı sevsin. Yani biraz daha Kıbrıslı olsun. Hani illaki haçın üstüne çıkan karga gibi değil. Ama yani sonuç itibariyle böyle ne bizi ezecek ne de bizim onunla fırlaşacağımız biri değil. Yani gitsin, gezsin, dolaşsın bize. Yani şey, anlatma abi, bir hebe bülü 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 bülü. Anladık, siz anladınız. Söylemek istediğimi anladınız. Efendim, Kanal T'de bugünkü programımıza devam ediyoruz. Gazinocular Birliği'nin bir açıklaması var. Ben %100 destekliyorum. Evet, sizi işe giderken metroda izlemek, akşam çıkışın eve giderken izlemek. İyi ki yapmışsınız bu programı, diyor. Hüsnüye Kavas, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Finlandiya'ya sevgiler. Cemal James'e de tabii ki çok selamlar ediyoruz. Efendim, Gazinocular Birliği aşı istiyor. Hem otel çalışanları, ya turizm sektörünün aşılanması gerektiğini söylüyor. Öğretmenlerin aşısının sırasının gelmesi gerekiyor. Biz de bekliyoruz bunları ve olmasını tabii ki istiyoruz.
Bu günün en önemli haberlerinden bir tanesi bana göre ilaca %20 zam yapılmış olması. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçen hafta bu haber çıktığı zaman ben içime dolmuştu, dedim ki orada oldu, muhakkak bize de gelecek. Çok önemli bir olay ve bugün Eczacılar Birliği açıkladı. İlaca %20 zam yapılmış efendim. İlaç kullananlar, her gün ilaç kullananlar tabii ki bu konuda sıkıntıya girmiş olacaklar. Ve yaklaşık 17-18 dakikamız kaldı. Ali Eren benim çok değer verdiğim, Kıbrıs konusunu en iyi bilen insanlardan biridir diye düşünüyorum bu ülkede. Çok güzel bir açıklama yaptı bugün Ali Erel ve Profesör Doktor Hüseyin Işıksal hocamın Anadolu Ajansı'nda yayınlanan bir demeci var bugün. Bence ikisi de çok önemli. Ali Erel tek bir çözüm var diyor. Federasyon. Yarım asırdan fazla bir süredir hala Kıbrıs sorununa çözüm şekli arayanlar var. Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceği tartışmaları sonuçlanalı çok oldu. Konunun tüm tarafları tek bir çözüm şekli olduğunu iyi biliyor. İki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal Kıbrıs Cumhuriyeti, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık, iki bölgelik, iki toplumluluk, başka bir ülkeyle kısmen veya tamamen birleşmeye veya herhangi bir bölünmeye veya ayrılığa kapalı bir çözüm. Şimdiye kadar sorun neden çözülmedi? Hedef federasyon olduğu için değil. Türk politikası garanti anlaşmasından vazgeçmiyor. Halbuki iki devletli çözümü veya ayrılığa dayalı diğer varyasyonları herkes kabul etse Türkiye kabul etmeyecek. Bir devletin bir kısım toprağında başka devletin kurulmasına karşı çıkacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler düzeninde bir devletin topraklarında ikinci bir devletin kurulmasına izin verilmez. İstisnalar mümkündür. Önceden birden fazla devlet askeri güç ve işgal yönetimiyle tek devlet altında birleşmeye zorlanmış ise BM organlarıyla tüm tarafların onay verdiği kadife ayrılıklar olabilir. Ve devam ediyor oldukça uzun bir açıklama ve en sonunda da diyor ki aşağıda çözümü tarif eden güçlü belgelerden bazı örnekler var. Arzu edenler belgelerin aslına ulaşıp kontrol edebilir. Herkes şapkasını çıkarıp önüne koysun artık. Bunları bildiğinizi biliyoruz. Ya da daha cesur olunuz ve açıkça biz çözüm istemeyiz deme cesaretini gösteriniz veya yoldan çekiliniz diyor Ali Erel. Ve diyor ki tarafları bağlayan, değişmesi mümkün olmayan belgelerden alınmıştır diyor aşağıda. Ve bu belgeler mesela bir tanesi 1964 BM Güvenlik Konseyi kararı 186 numaralı karar. Diğeri 1974 Kasım'ında 3212 Güvenlik Genel Kurul kararı, 1974 Aralık ayında Güvenlik Konseyi 365, 75 yılında Güvenlik Konseyi 367, 1977 Denktaş Makarios Doruk Anlaşması, 1979 Denktaş Kipriano'nun imzaladığı Doruk Anlaşması ve sıralıyor en son 2021 BM Güvenlik Konseyi kararı diyor. 2561 numaralı karar. Kıbrıs'ta çözüm BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde iki toplumlu, iki bölgeli siyasi şekilde dağlı federasyon olacak diyor Ali Erel. Çok iddialıdır tabii ki Sayın Ali Erel. Bu konuyu gündeme getiren herkese şu anda belirli bir kesimden işte bunlar satılmıştır, bunlar Rumlara çalışıyorlar, bunlar bundurlar, bunlar şundurlar, bundurlar. Mesela size okuyayım Twitter'dan bazı paylaşımlar bu konuda. Kimdir bunlar diye öğrenesiniz, siz de öğrenesiniz hemen bir dakikacık. Bunlar diyor ki, devletimizi yaşatmak yerine Rum'un dayattığı federasyonu savunmak, düşmanın biçtiği kefeni giymeye razı olmamızı istemektir diyorlar. Böyle paylaşımlar var. Devletimizi yaşatmak yerine Rum'un dayattığı federasyonu savunmak. Yani 1977'de Denktaş Rum'un dayattığı federasyonu Makarios'a dayattı. 1979'da aynı Denktaş bizim hani Rum'un dayattığı iddia edilen federasyonu bu kez Kipriano'ya dayattı.
Yani nasıl bir olaydır bu? Nasıl bir şeydir ki bu? Nasıl böyle bir ve bunlar devlet destekli paylaşımlardır. Çok üzgünüm ama öyledir. Tabii ki herkesin görüşüne saygılıyız. Sayın Denktaş, Sayın Eroğlu ile istişare etsinler, Serdar Yuva'ya dönsün ve UBP Genel Başkanı olsun. Bu şekilde tepede kapanır, birlik sağlanır. Bu benim düşüncem diyor Said Kumru. İlginç bir düşünce. Said Kumru bildiğim kadarıyla UBP'lidir ama ilginç bir teklifte bulundu. Bunu toplum içerisinde savunanlar vardır diye düşünüyorum. Celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ezan ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstehaktır ona her türlü zillet. Arife Falyalı demiş bize. Evet. Ve bu arada tabii ki Salih'e yanıt verir Fethi Akıncı, Salih yaralara kula. Ayşe tatilinden döner ise ne Emine kalır ne Naciye diyor. Böyle bir durum. Cengiz Guselay Güzelay, Kıbrıs meselesinde milatlar vardır. 15 Temmuz 74, 20 Temmuz 74, 83 Özgür Özgür'ün CTP'den ihracı. Sonra Kıbrıslı'nın hep aleyhine işledi. Çünkü bizleri muhalif olduğumuz için fişleyenler döndüler, mensubu olduğumuz sınıfı da ele geçirdiler, diyor Cengiz Guselay Güzelay. Çok ilginç, çok güzel yorumlar tabii ki bunlar. Ve geçelim Sayın Hüseyin Işıksal. Çok sevdiğim, çok değerli bir hocamız. Yunanistan ve Rum kesimi diyor Kıbrıs sorununa nasıl bakıyor? Onlar diyor Kıbrıs sorununu çözmek istemiyorlar. Onlar taviz istiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı ve Müzakere Heyeti Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Işıksal Kıbrıs sorununu analiz etti Anadolu Ajansı'na. Yunanistan ve Rum kesimi çözüm değil, taviz peşindedir dedi. Kıbrıs'ta Ege, yani Adalar Denizi'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu yeni dinamiğin ana faktörü hiç kuşkusuz Türk tarafının attığı adımlar ve uzlaşma isteğidir. Madalyonun diğer tarafına bakıldığında Yunan tarafı sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu görüşeceğini açıklayarak, yani ön şart koşarak başladığı istikşafi görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm sorunların masada olmasını istemiyor. Türkiye'nin Oruç Reis gemisini geri çekmesiyle başlayan bu yeni süreç, Adalar Denizi'nden kaynaklanan sorunların teknik bir çerçevede değerlendirilmesi ve olası çözüm yolları konusunda uzlaşmak amacıyla ortaya çıkan, fakat 2020 yılında taraflar arasındaki gerilim nedeniyle 4,5 yıldır yapılamayan istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılmasıyla daha da ivme kazandı. Bu görüşmeler sonrası Türk tarafı yine olumlu bir yaklaşımla Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür. Bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir mesajlarını devletin en üst makamları aracılığıyla dünyaya duyurdu. Yine aynı şekilde Kıbrıs meselesinde de gayri resmi beşli konferansın programlanması konusunda bir hayli olumlu tavır takınan Türk tarafı, eğer gerçekten ulaşılmak istenen nokta çözümse, bunun yeni ve yaratıcı fikirlerden geçtiği mesajıyla olumlu yaklaşımını sürdürdü. Devam ediyor, Lozan aykırı silahlanmadan bahsediyor ve Kıbrıs meseleleri iki taraflı devamlı olarak karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Yunan tarafı neyi amaçlıyor? Doğu Akdeniz'de de gerginliği artırmaya çalışıyor Yunan tarafı diyor. Maksimalist talepleri kabul edilirse Ege'de %43 olan karasuları 71'e, Doğu açık denizlerin oranı 49'dan 19,7'ye düşecektir. Yunanistan'ın maksimalist talepleri kabul edilirse. Ve yine benzer şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hasır ekonomik bölgesi yaklaşık %80 oranında küçülerek 189 bin kilometre kareden 41 bin kilometre kareye inecektir. Yani Yunan tarafının amacı aslında diyor Yunanistan Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekten çözüm istemek değildir. Yunan tarafının amacı adaları kullanarak Doğu Akdeniz'de yayılmacı bir siyaset izlemektir. Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri dışlayan bir enerji ve güvenlik düzeni kurmaya çalışmaktadır. Ve bu yanılgıdır diyor.
Oysa Türkiye'nin her gün büyüyen siyasi, askeri ve ekonomik gücünü görmezden gelerek her ne kadar aynı organizasyon içinde olsalar da çoğu önemli AB ülkesinin Yunan tarafı hatırına Doğu Akdeniz'deki en önemli ve stratejik aktör olan Türkiye ile karşı karşıya gelmeyeceğini, er veya geç anlayacak olan Rum Yunan ikilisini ileride daha sıkıntılı günler bekliyor. Evet. Sonuç olarak Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sorununun çözülmemesi halinde bölgenin daha büyük siyasi krizlerle karşılaşacağı aşikardır diyor Hüseyin Hocam. Böylesine büyük bir siyasi karışıklıktan hiçbir taraf yarar sağlamayacaktır. Hiçbir taraf. Aslında bölgedeki tüm sorunların çözümü mümkün. Ancak yaşanan son bölgesel gelişmeler barış ve istikrarın herkesin menfaatine olduğu, Doğu Akdeniz'deki en güçlü ülke olan Türkiye olmadan bunun mümkün olmayacağını anlayabilmek için Rum ve Yunan tarafının daha fazla zaman ihtiyaç duyduklarını bir kez daha gösterdi. Bu noktada Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını aktif bir şekilde savunmaya devam etmesi, aynı zamanda sahada verdiği mücadeleyi ve bölgesel ülkelerle işbirliğini artırarak aleyhine kurulmaya çalışan ittifak bölgesi, bölmesi Yunan tarafının tabi sahillerinin gerçekleşle yüzleşmesine büyük katkı sağlayacaktır diyor hocam. Çözüm olmazsa diyor, herkes zarar görür. Ama açıkça buradan anladığımız olay şudur. Şu anda çözüm olmasını aslında kimse istemiyor. Evet Yunanistan da istemiyor. Evet Güney Kıbrıs da istemiyor şu anda ama Türkiye de istemiyor. Benim anladığım odur. Bu yüzden belki de işte iki devletlidir, şudur budur diye bir takım yeni söylemler ortaya atılmış olabilir. Ali Erel'in yazısını ve Hüseyin Işıksal'ın açıklamasını bence Kıbrıs sorunuyla ilgilenen herkes iyice araştırmalı, iyice okumalı. Tarafların pozisyonlarını anlamak adına bence federal yönden bakmak ve iki devlet yönden bakmak. Gerçi Hüseyin Hocam hiç bahsetmedi iki devlet işinden ama olsun o taraftan bakmak sonuçta önemli. Ve gelelim günün son konusuna. Aslında bu da bir miktar Kıbrıs sorununu ilgilendiriyor. Ama özellikle İngiliz vatandaşı olup da Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan Kıbrıslı Türkleri çok yakından ilgilendiriyor. Hatırlayacaksınız, pandemi döneminden önce ne olmuştu? Pandemi döneminden önce bazı Rus müşterilerimiz, emlak müşterilerimiz, bazı İsrailli aynı şekilde emlak müşterilerimiz ülkeye gelmişlerdi. Nereden? Larnaka'dan. Vicdan direkçi online derslere başladım diyor. Yılbay. Ha, Yılbay mı söyledi bana? Online ders 2 yıldır yapıyorum Yılbay. Aslan Ali Ecevit, Sait Kumru, günaydın tekrardan. Online ders zaten yapıyoruz bu sene. Hem Doğu Akdeniz Üniversitesi hem Allah isterse Mefke'de yapacağız. Doğu Akdeniz'de geçen dönem yaptım. Bu dönem Mefke Avrupa Üniversitesi'nde de online hep böyle bir bilgisayara konuşmaya alıştık. Alıştık bilgisayara konuşuyoruz, kaşınıyoruz, devam ediyoruz. Programın da son 7 dakikasına geldik. Efendim, hatırlatayım size, hatırlattım da daha doğrusu. İsrailli ve Rus bazı müşterilerimiz gelememişlerdi hatırladınız. O dönemde Kıbrıslı, özür diliyorum, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kimse KKTC'ye geçemeyecekti. Yani Larnaka'dan veya Baf'tan geliyorsunuz veya Limassol'dan gemiyle geldiniz. KKTC'ye geçemeyeceksiniz. AB vatandaşıydı İngiliz vatandaşları o dönemde. Pandemi sürecinde bu ayın biri itibariyle, şey bu yılın 1 Ocağı itibariyle İngiliz vatandaşları artık AB vatandaşı değil. Ve eğer Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları yoksa, yani Gitlia Demokratia yoksa ne olacak? Larnaka'dan geldikleri zaman KKTC'ye geçişlerine izin verilmeyecek. Peki ne yapmak lazım? Bu konuda
diplomasi yapmak lazım. Kimin diplomasi yapması lazım? KKTC hükümetinin, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda derhal girişim başlatması lazım. Kıbrıslı Türk olup da Londra'da yaşam süren ama Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu veya kimliği taşımayanlara müsamaha gösterilmesi konusunda. Yani bir şekilde şu anda da Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğimiz olmadığı halde KKTC kimliğiyle geçebiliyor bazı arkadaşlarımız. Şu anda değil ama yani pandeminin kısıtlamaları olmadığı dönemlerde. Dolayısıyla birilerinin bu konuda bir şeyler yapması lazım. Peki kim yapacak? Kim yapabilir? Kim yapabilir? Bilmiyorum. Kim yapabilir bilmiyorum. Yani şu anda hükümette olanlar zaten Larnaka'dan gelenleri hain kabul ediyor. Kendileri gidip gelse bile bilmiyorum. Yani bu konuyu tartışmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Anastasiyadis'le bile oturup bu konuyu görüşmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü 2019 rakamlarını söyleyeyim sizlere. 2019 yılında pandemiden önce 70 binin biraz üzerinde 70 bine yakın ya da Londra'dan Kıbrıslı Türk KKTC'ye geldi. Onların 51 bini kara sınır kapısından geçti. 51 bini. Bu çok büyük bir rakamdır. 70'te 50. Çok önemli bir rakam. Yani her 7 kişiden 5'i Londralıların her 7 kişiden 5'i Larnaka veya Baf'tan geldi. Büyük çoğunluk Larnaka'dan ve KKTC'ye geçti. Ama artık bunların önemli bir bölümü sadece British oldukları için ya koşturacaklar Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu da alsınlar, canlarını yiyecekler ya da bilmiyorum bu konuda birilerinin destek olması gerekiyor. Evet, bir saatlik programımızın sonuna geldik. Yarın sabah biz 07.30'da yine bu ekrandayız. Stüdyomuzda olacağız tabii ki. Sizleri çok seviyoruz. Bizleri izlediğiniz için, bizlere mesajlarınızı gönderdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Pandemi dönemi süresince bu programı yapmaya devam edeceğiz. Eğer beğenilirse, eğer istenirse sonrasında da bir bakarsınız. Devam ederiz. Ama şu anda sizlere evlerinizde farklı haberler, farklı bir atmosferde o farklı haberleri size dinletmek amacındayız ki yarın bunu sokaktan yapmayı hayal ediyoruz. İnşallah olur. Olmazsa yine böyle ya bu şekilde ya stüdyodan devam edeceğiz ama bir şekilde en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince tabii ki her şey gönlünüzce olsun diyelim. Yarın sabah 07.30'da biz stüdyodayız. Bekliyoruz efendim. Kanal T'de Serhat İncil yarın sabah 07.30'da sizleri bekliyor. Örsan Balıkçıoğlu'yla, yönetmenimle birlikte. Her şey gönlünüzce olsun. Kanal T'den ayrılmayın. Güzellikle kalın. Hoşça kalın.